Sevgili dostlar, gizlenen, üstü örtülen hakikatleri anlatmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi cenaze namazlarıyla alakalı sorulan sorulardır. İlk önce şunu özellikle bilmemiz lazım ki insanın sahibi ve yaratıcısı Cenab-ı Hak'tır. Ona bir ruh üfledi, o ruhun sahibi de Cenab-ı Hak'tır. İnsan ölümünde ruhu Cenab-ı Hak katına alıyor, katında saklıyor artık. Geriye kalan cenaze ise o insanlara emanet edilmiş, Müslüman kardeşlerine emanet edilmiş bir cenazedir. Yani onun sahibi Cenab-ı Hak'tır. Biz inananlar olarak Müslümanların hem hayattayken fikirlerine, düşüncelerine saygı gösterdiğimiz gibi ölüsüne de saygı gösteririz. Ölüsüne de asla hakaret etmeyiz. Ölüsü bize artık Allah'ın emanetidir. Bundan dolayı biz cenazelerimizi özellikle cenaze namazlarımızı kılarız, cenazelerimizi yıkarız, kefenleriz. Onlara hürmette asla kusur etmeyiz. O kadar ki defnettikten sonra bile cenazelerimizin, mezarlıklarımızın üzerine basmayız. Onlar hayattaymış gibi, diriymiş gibi onlara saygı duyarız. Ölen bir insanın imam tarafından helallik alınması önemlidir. Evet, doğrudur. Cemaatin ölen kişi hakkında helallik vermesi çok önemli. Ayrıca kişinin Müslüman, muvahhid olması ile alakalı da şehadette bulunması önemlidir. Ancak istediği kadar şehadette bulunsun ya da bulunmasın, kişinin kendisi eğer iman ehli ise, eğer Müslümansa, o diğer insanların şehadetine ihtiyacı yok. Ama insanların, Müslümanların bir kişi hakkında şehadette bulunması önemlidir. Dediğim gibi daha da önemlisi ona olan haklarını helal etmeleridir. Değerli dostlar, bir başka konu koronavirüsle ilgili ölen insanlarımız var. Bazı haberlerde, sosyal medyada bu şekilde ölen insanların bir kısmının cenaze namazı kılılmadıklarıyla alakalı bilgiler var. Böyle bir ifadeler var. İnşallah bunlar doğru değildir. Bu cenaze namazlarının kılınmaması o kişileri bağlamaz. Onları sorumlu kılmaz. Geride kalan insanları sorumlu kılar. Yani cenaze o insan öldükten sonra artık gerisi kime kalmış? Diğer onun kardeşleri olan Müslümanlara kalmış. Onlar namazlarını kılacaklar. Eğer namazlarını kılmadıysalar, yani bu şekilde ölen insanların cenaze namazları kılınmadıysa onun için bir eksiklik değil ama geride kalan yaşayan insanlar için sorumluluk var. Biliyorsunuz cenaze namazı farz-ı kifayedir. Birisinin kılması ile diğerlerinin üzerinden kalkan bir farzdır. Bu farzı eğer birileri yerine getirmediyse o bölgedeki bütün insanlar bundan sorumludur. Kişinin cenaze namazı kılınmadan defnedilmesi onun Allah katında gayrimüslim olarak çıkması manasına asla gelmez. Bu sorumluluk diğer geride kalan insanlarındır. Zaten koronavirüsten ölen insanların Sağlık Bakanlığı'nın ifadesiyle aynı diğer salgın hastalıklar gibi efendim cenazesinin yıkanması, kefenlenmesi, taputa konulması, normal bir mezarlıkta defnedilmesi gerekiyor. Eğer böyle yapılmamışsa bunun sorumlusu oradaki yetkililerdir. O yörenin insanlarıdır. Kişinin yani ölenin bundan sorumluluğu yoktur. Bir başka sosyal medyada konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının durumu. Şunu ifade edelim. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamız, Allah ona rahmet eylesin, birçok konuya açıklık getirdiği gibi Deniz Gezmiş ve onun arkadaşları olan Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'la ilgili beyanatları, açıklamaları oldu. Bunlar önemlidir. Tarihte gizlenen bazı gerçekler var ki açıklanmamış, beyan edilmemiş, vuzuha kavuşturulamamıştır. Deniz Gezmiş'i şöyle bir sormamız lazım. Bu insan Müslüman mı? Elbette ki Müslüman. Bu adam ne yaptı da idam edildi? Birisini mi öldürdü? Terör eylemleri mi yaptı? Silahlı örgüt mü kurdu? Asla. Düşünce suçlusu, fikri, düşüncesi, kanaati farklı. Bundan dolayı bu insanlar idam edildi. Birileri şöyle zannediyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının birilerini öldürdüğünü ya da devlete karşı çıktıklarını, efendim isyan ettiklerini düşünüyorlar. Öyle değil. Bunlar sadece düşünceleri, fikirlerini beyan etmeye kalkıştılar. Mesela şunu unutmamamız lazım. Amerikan filosu İstanbul'a geliyor, tophaneye demirleyip karaya çıkmak istiyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşları onun dışarıya yani karaya gelmesine mani olmak için o filoya karşı yürüyüş düzenliyorlar. Yani kime karşı? Amerikan donanmasına karşı, Amerikan filosuna karşı. Amerikan filosunun İstanbul'da ne işi var? Sormamız gereken sorulardan bir tanesi budur. Burada acaba zalim kimdir, mazlum kimdir? Zalim Amerika'dır, mazlum olan da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Onun düşüncesinde olan insanlardır. İslam'da sadece zulme karşı, zalime karşı düşmanlık var.
Aksi takdirde bir başkasına ne savaş ilan edilebilir ne bir başkasıyla savaşılabilir. Deniz gelmiş ve arkadaşları o 6. filoya karşı çıkarken, onların karaya inmesine mani olmaya çalışırken maalesef inanıyorum, inandım, Müslümanım diyen insanlar da 6. filoya karşı namaza durdular. Bana söyler misiniz? Kıbleyi değiştirip, kıbleden vazgeçip 6. filoya karşı namaza duranlar, Allah'ın huzurunda imiş gibi duranlar ne yapmış oldular hakikatte? Allah'a şirk koştular. Bizim Beytullah'a yönelmemizin sebebi Allah oraya tecelli ediyor. Tecelli etmesinden dolayı biz oraya secde ediyoruz. Amerikan filosuna karşı secdeye kapananlar, namaza duranlar acaba kime secde ettiler? Onlar güce, onlar zalime secde ettiler. Bunu asla unutmamamız lazım. Bu gerçekleri, bu hakikatleri bize yutturuyorlar. Birileri maalesef o dönemde de Amerika'nın yanında yer aldı. Şimdi de Amerika'nın yanında yer alıyor. Bakın, merhum Haydarbaş hocamız rihlet etti. Onun arkasından konuşanlar kim gibi konuşuyor? O dönemde Amerikan filosuna secde edenler, oraya karşı namaza duranlar şimdi de Haydarbaş hocamızın aleyhinde konuşuyorlar. Geçmişte bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aleyhinde de aynen o şekilde konuştular. Hiçbir fark yok. Bakın, Irak'ta Amerika zulüm yapıyor. Kasım Süleymani başta olmak üzere 10 insanı katlediyor. Bakıyorsunuz ki o sakallı, cübbeli, sarıklı dediğimiz o şalvarlılar kimin yanında yer alıyorlar? Amerika'nın yanında yer alıyorlar. Yani zalimin yanında yer alıyorlar. Unutmayalım, bu insanların onlarla bir bağlantısı var mı yok mu sorusunu mutlaka sormamız lazım. Öyle ya, siz ne diye Amerika'nın yanında, ne diye zalimin yanında, ne diye batılı temsil eden insanların yanında yer alıyor da Müslümanların yanında yer almıyorsunuz? Sevgili dostlar, bir başka konu da Deniz Gezmiş'in Filistin'e gidip orada İsrail'e karşı, Siyonizm'e karşı mücadele ettiğini kimse söylemiyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Alevi olması hasebiyle, Alevi ne demek? Hazreti Ali'nin diğer insanlardan, sahabilerden daha üstün olduğuna inanan insanlar. Evet, Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır buyuruyor. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Ali diğer insanlardan elbette ki farklıdır. Elbette ki daha üstündür. İşte bunlar Alevi oldukları için, bunlar Alevi diye isimlendirildiği için maalesef biz onlara sahip çıkmadık. Onların Müslümanlığını kabul etmedik. İşte buradaki bu yanlışı da merhum Haydarbaş hocamız ortaya çıkartıyor. Bu yanlışı da düzeltiyor. Alevi, Sünni kardeştir diyor. Kim ben Müslümanım diyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa o Müslümandır ve diğer Müslümanın da kardeşidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.